Bir de bir balığımız kaldı. En sona geldik. Ayak bölgesine geldik. Baş bölgesi koçla başlar. Balık ayaklarla biter. Ayak bölgesidir balık burcu. Ama aynı zamanda mukus sistemini, salgı sistemini de yönetir astrolojide. O yüzden de çok çabuk soğuk algınlığına yakalanabilir sevgili balık ve yükselen balıklar. Yine şeker intoleransları, inişler, çıkışlar bu anlamda onları yorabilir hayat boyu. Ama her daim ayaklarını sağlam tutsunlar, sıcak tutsunlar ve ortopedik ayakkabıya özen göstersinler. Güzel görüneceğim diye böyle ayaklarını olur olmadık ayakkabıların içerisine sokmasınlar. Çünkü balık burcunun bu hayatta çektiği tek şey ayaklarındandır. Hani tırnak problemi yok, ayak döner, yok oradan kemik çıkar, ayakları bir operasyon geçirir, ayaklarını rahatlatmaya özen göstersinler. Güneş tutulmaları zamanları özellikle onları zorlayabilir. 30 Nisan ve 25 Ekim'deki güneş tutulmaları onların sağlık evinin yöneticisi olduğu için güneş bu noktada onları zorlayabilir. 18 Şubat'a kadar biraz isteksiz olacak sevgili balıklar. Hani bizim yılımızda Hande'cim diyorlar, ben çok iyi biliyorum. Ama 18 Şubat sonrası güneş onların tarafına geçtiğinde ve 2 Mart'ta yeni ay geldiğinde balık ve yükselen balıkların hayatında büyük açılımlar oluşabilir. Endişelerden mümkün olduğunca uzak dursunlar güzel balıklar.